Şimdi biz şuradan başlayalım isterseniz. Cümlelerinizin başında farkındalık dediniz. Her şey farkındalıkla başlıyor. Fark etmeyle başlıyor. Peki insan kendisini nasıl fark eder? Kendisini nasıl bulur? Ya da nasıl fark etmeli? Birçok insan inanın belki de bunun da farkında değil. Hani fark etmenin, farkında olmanın ne demek olduğunu da bilmiyor. Farkındalık ne demek? Teknik cümleler içerisinde hiç boğucu olmadan belki de akşamı keyifli geçirmek için sıradan cümleler içerisinde söylemeye çalışacağım ama yine de belki teknik kelimeler çıkabilir. Evet. Farkındalık aslında iki kısımdan oluşuyor. Bunlardan birisi bilişsel farkındalık. Evet. Yani bireyin yorumlayabilmesi, bilinç düzeyinde anlamlandırmaya çalışması, bir anlam arayışına girmesi, ilişkilendirebilip yeni yorum katıp kendisini o ilişkinin içerisinde yeniden yorumlayıp aslında bilinç düzeyinde bir gelişim sergilemesi. Evet. Farkındalığın birinci boyutu o. Bilinç düzeyinde fark etmeye çalışmak. İkinci düzeyindeki farkındalık da birazcık daha farklı. Duygusal farkındalık olarak geçiyor. Bireyin Evet. kendi duygularını fark etmesi, o duyguların içerisinde biraz önce söylediğim gibi dirençlerini fark etmesi, duygulanımlarını fark etmesi, duygulanım öncesi süreçleri fark etmesi, Evet. reddettiklerini fark etmesi, sevdiklerini fark etmesi ve bunların nedenlerini kendi içerisinde çözümleyebilmiş olması, ön yargılarını kaldırması, tüm bunlar da duygusal farkındalık kısmına giriyor. Şu Evet. anda aklıma sevgili Doğan Ciceloğlu geldi. Ay, Allah rahmet eylesin. Allah Ne rahmet eylesin. sevdiğimiz bir insandı. Çok, çok öğretici bir insandı. Öğrenmeye çalışan bir insandı. Bir gün Beşiktaş'ta bir kafede çay içerken, birlikte olurken o bana söylediği sözler aklıma geldi. Kendimi tanımaya başladıkça kendime ne kadar yabancı olduğumu keşfetmeye başladım dedi. Ön yargılarımın ne kadar çok olduğunu ve bu ön yargılarımdan sıyrılmanın ne kadar zor olduğunu keşfetmeye başladım diye kullandığı bir cümle vardı. Aslında Evet. Doğan Hoca'nın orada bahsettiği şey duygusal farkındalık sürecinin ne kadar zor olduğunu bahsetmeye çalışıyordu aslında.